Sigishuara. Sigishuara. Kimler? Kimlerle beraber? Bu ne? Saç. Burada Cengiz Kurtoğlu'ndan şarkılar söylüyormuş. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Arkadaşlar günaydın. Sigishuara'dan hepinize selamlar. Neredeyiz? Gerçekten benim şu ana kadar gördüğüm en güzel korunmuş ortaçağ kasabasındayız, şehrindeyiz. Muhteşem. Yani gerçekten muhteşem ötesi. Her yer sanki ortaçağda gibi. Kızlar merak ediyor. Yani ben sabah odamdan bakarken ortaçağda hissettim kendimi. Atilla da bizimle. Bize anlatacak tarihçi, antropolog arkadaşım. Kendisi profesör. Evet. Sigishuara. Sigishuara. Ne özelliği var? Şöyle bir... Böyle sağa. Merhaba. Nasılsınız? Romanian? Yeah, we're Romanian. Yes. How are you? Where are you from? Bucharest. Yeah. I'm going there. Very nice. You like the town? Yeah, yes. It's really pretty. Yes, my grandfather created this town. Really? Yes. His name is Dracula. She's like... We just finished, we visited the graveyard. Yeah. It's like the views there, like they are super pretty. Where are the graveyards? The graveyard is after the there's the scholars there. Ah yes. Scholars. And you just like there's also a church in yeah. It's in the back of the church. Yes. Okay, we will go there. Very scared? No. No. No, it's beautiful. Beautiful. It's actually yes. Really beautiful. And it's okay. Foggy, so. Oh. It's good to Instagram photos. Yeah, it is. We're like here in a art trip. Like yeah. We have to take pictures, so we paint them later. Okay. Oh, you're art students? Yes. Ah, in the universities? No, we're like high school. Ah, yeah. It's yeah. Perfect. Okay, very nice to meet you, girls. have you been up to the tower? Yeah, we've been last time. We were here before. School with. No. So you had a panorama sightseeing from the balcony? Anarchist. From the balcony. It was really cool. Your nice. Mask. Oh. It's We for Vendetta. Police, come and take her. Nice to meet you, girls. Thank you. Ah. Have a good day. Yes. Hi. So, arkadaşlar nerede kalmıştık? Neredeyiz? Sigishuara. Now... Ama bu şehrin bir özelliği var. Vlad Dracul'un Sepeş. Vlad Sepeş. Sepeş. Sepeş doğduğu ev. He was born here, right? Yes, because his father stayed here that time in the 15th century. He was the vassal of the Hungarian king. Channel. Yeah. Fatih Koparan, can you write? I help you. Çok tatlı ya yavrucuğum. Thank you. Utanı söylüyor. Bir takipçi daha kazandık. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle gençleri gezdiriyoruz kanalın gelirleriyle. Onlar da ne kadar mutlu oluyor görüyorsunuz. I write for you. YouTube. Yeah. Okay, I run with it. Yes, Fatih. Yes. Thanks. I'm gonna subscribe. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye. İşte now we have one more follower. Oh, nice. Yes, that's yours. Çok tatlı ya. Kendini şaşırdı. Evet. Now, Vlad Sepeş is like Kazıklı Voivoda. Yes, yes. Kazıklı Voivoda. His father was. What was he called? His father was called Vlad Dracul. Yes. That is Vlad the dragon or Vlad the devil. Devil. Because he was very cruel. Okay. So this is a Dracul family. Yes, this is the Dracul family. Dynasty of Draculs. They were not a dynasty because they were not kings. So each day when a voivode died or was killed, other was appointed, whether by the sultan, whether by another king, for instance, the
Hungarian kingdom's king. It's a great family. Your father is Satan. You're little Satan. Little Satan. But like a perfect family, like loving family, full of love. Yes. Yes. It may be said. Yes. but the truth is that the Saxon historians made fake news about them because the Wallachian voivodes stopped the Saxon merchants to do commerce with the Byzantium or the Ottoman Empire on the Silk Road. So we are in a Saxon city, right? We are in a Saxon city that is UNESCO heritage. The whole medieval citadel is UNESCO heritage. Şimdi arkadaşlar, Dracula'nın evi burası. Burada doğmuş. Babası da Dracul. Dracul ailesi bunlar. Soyadları Atatürk Dracul soyadını vermiş gibi. Çok saçma o. Soyadları değil. Yani soyları bu. Dracul ailesi. Şimdi iki anlama geliyor Dracul. Bir, ejderha. İki, şeytan. Babası da şeytan yani. Ve Vlad Dracula'nın evi. Bakın şöyle çok ilginç bir ayrıntı var. Ev yamuk geliyor. Aşağıda daha tabana daha bir oturtmuşlar. Muhtemelen o zamanki mimari yeterli değildi ya da yeterli mimari bilgileri yoktu. Şimdi evin içine gireceğiz. So they lived in this house between 1431 1435, right? Yes, because he was a vassal of the Hungarian king. Okay. So they tried to fight against the Ottomans together, but by time he changed arms and then he was punished by the Hungarian king. Yes. But in the meantime, Hello. He received this. Just one moment, please. Yes, okay. Ev küçük arkadaşlar, Dracula tabii burada böyle milleti emcikliyor evine girerken diye şey yapıyor. Daracık koridorlardan. Evet arkadaşlar, Dracula'nın merdivenlerinden çıkıyoruz. Böyle tövbeler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dracula'nın bu gece. Hello. Evet. Noel ağacı Dracula'nın. Buraya öldürdüğü insanların kulaklarını asıyormuş Noel ağacına. Desem de inanmayın. Yalan. Oh, it looks a big house. Yes, a big medieval house. It looks small from outside. Bu Dracula'nın sümükleri. Sure. Arkadaşlar bakın burada nasıl kazığa oturttuklarını gösteriyor. Şöyle alıyorlar. Yağlıyorlar kazığı. Kazık böyle çok sivri değil ama iç organlarını geçmemesi gerekiyor çok fazla. What the fuck? Lan Allah belanızı vermesin ya. Kafamıza bir şey düşürüyorlar. Korku evi haline getirmişler. Kazığın düşmemesi gerekiyor. Wow! Ya böyle saçmalıklara ne gerek var? Sizin Allah cezanız vermesin ya. Oğlum biz korkar mıyız böyle şeylerden ya? Anam! Anam! Tövbeler olsun! Anam! Allah! Evet, Dracula'nın orgu. Burada Cengiz Kurtoğlu'ndan şarkılar söylüyormuş Dracula. Burada mı üstünde oturuyor lan? Anam! Aha, Dracula bir kadını emciklemiş. Ve Dracula'nın tabutu. Rahmetli. Oğlum adamın tarihi evin niye böyle bir şey yaptınız ya? Yes, he's gonna... Ah! He's still alive! Ah! Yes, welcome. Yes. Foto buradan çek diyor. We are from Turkey. Turkey. Yes. I'm from Konya. Konya, you know Konya? No? Senin Allah cezanı vermesin. Foto here. Yes. Okay. Tam bir saçmalık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Türkçe. Hiç korktuk mu? Hayır. Bakın kadını burada emciklemiş.
Yes please, yes. Yeah. Oğlum. Vallahi korktum, çok korktum. I like your mobile phone. Can you do light, light? Yes, do light? I can. Yes. Yes. Evet. Yeah. Ha, Allah cezanı vermesin. Cep telefonu from the Middle Ages. Yeah. Cep telefonu da Orta Çağ'dan kalmış. Ericsson bilmem kaç. Yes, boss. Very dangerous. I'm very scared. Ha, para bırak koy diyor. Ulan Dracula bile. Ha? Dracula bile işte böyle emcikliyor Dracula arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Parayı alarak. Yes, Dracula emcüklemeye devam et abim. Selamünaleyküm. Yes. Ya yo foto. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet arkadaşlar, Dracula'yı şu anda Nas suresiyle şey yapıyoruz. Aleyküm. Hello. Yes. Isn't it uncomfortable here? You? Since centuries? Yes. Photo you? Yes, 1 minute. Dur, you make one, no. Tövbeler olsun ya. Hiç utanmadın mı Dracula abim ya? Yeah. Ha, Allah cezanı vermesin. Ne aynı şeyi yapıyorsun sabahtan beri. Tamam, bir kere korktuk. Tamam. Hiç utanmadın mı? Yazıklar olsun ya. Püh sana. Yazıklar olsun ya. He has never been in Turkey. Yes. In Turkey. Yes. Bizim yeterince vampirimiz var zaten kardeşim. Like hiç go. Gerek yok. Yok, gelme sen. Gelme. Var. Var. Bizde var çok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Evet, taksiye bindiğimizden başlıyorlar emiklemeye. Yes. Grew up in an orphanage. Bak ne güzel kızmış ya, boynundan emiklemiş. Yazıklar olsun. Teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcın olsun. Yes. Teşekkürler. Kimler? Kimlerle beraber? Dracula'yla sohbet ettik. Burası bu arada gerçekten Dracula'nın evi de böyle bir saçmalarına gerek vardı ya. Yani sonuçta Romanyalılar için de önemli bir tarihi karakter. Yani çok önemli patru bir tarihi karakter. Patru zejdele izdaupea. Doi, trei, patru. Multă sănătate. Çok korkutucu gerçekten. Yarasalar, yılanlar. Çikolatalar, püskevitler. Multe sănătate. Bize neden almıyorsun? Bizde niye yok? Bitti. Dracula'nın evi bu kadar. Doğduğu ev ama. Şatosu ayrı. Burası orası değil. Evet, Dracula'nın evini bir de bu açıdan görüyoruz. Dracula. Saat kulesi çok özel. Şöyle bir özelliği var. Saat tam sabah onu vurduğunda şu oyuncaklar oynayacak. Hani Çek Cumhuriyeti'nde var ya, İnsanlar bekliyor böyle, turistler. Burada kimse beklemiyor bile. Ya o kadar orijinal ki, o kadar orijinal ki inanılmaz ya. Yani gerçekten bu saat yüzlerce yıllık. Tam şeyini de soracağız arkadaşıma. Hala mükemmel şekilde çalışıyor ve şu anda güvercinler var saatin orada. Saat tam onu gösterdiğinde korkacak mı acaba güvercinler bayağı? Bakalım. Bugün hava cidden soğuk. İlk defa Romanya soğuğunu hissettim. Bu 5. 6. gün herhalde. Baya bildiğiniz Nisan, Mayıs şeyi yaşadım ya. Baharı. Şanslıydım yani. Bugün başka şehirlere gideceğiz. Kilise çanları çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor? Kitabı burada yazılmış. Otururken merak etmiş. Geliyor, geliyor. Evet.
oluyor? Yani ben de bilmiyorum ne olacağını bu arada. Aha kaçıyor. Bir şey olmadı. Nothing happened? Yes, happened. What happened? What happened? I met it. Yeah, but what happened with the clock? He will tell you. It's not working now? It's not working now? He will tell you. Yes. Türkçe asik iş var ya, hoş geldiniz söyledim. English, the gates of the study are open for you. Welcome to Sugisora. Thank you very much for visiting. I said so, or so I said. Japonia, Nihon ga suki desu. Sugisora, e yokoso, e irashai. Watashi wa Taiko Tanaki desu. Yoroshiku onegai shimasu. Teko kara minasan ni arigatou gozaimashita. Hebrew Israel, bruchim abaim desu Sugisora, ni ftahu asharim Sugisora. Shalom, shalom, mazal tova, marti debari, achla sababa, todoraba. Arabic salam aleikum, ahla wa sahla, no problem. Thank you. Bine ați venit, Romanian. Thank you very much. Evet arkadaşlar, buradaki davulcu varmış, o 10 kere çalmış. Videoda görüyormuşuz, ben herhalde soğuktan kaçırdım. Evet böyle, adam da bize her dilde şovunu yaptı. İşte muhteşem bir insan. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much for visiting. Arkadaşlar şimdi buranın en yüksek noktasındaki kiliseye ve okula gideceğiz. Aynı zamanda çok güzel bir mezarlık olduğunu söylüyorlar. Burası Saksonların diyarı. Yani Almanlar diyebiliriz kısaca. Almanlar, Romanya'da yaşayan Almanlar burayı yapıyorlar ve mimari de o şekilde. Saksonian mimari, Sakson mimarisi. Şimdi 1642 yılında meşe ağacından yapılmış bu merdivenlere tırmanarak, merdivenlerin ismi de öğrencilerin ya da öğretmenlerin merdiveni diye çevirebiliriz. Buradan çıkıp 1642 yılında yapılmış bakın. 1642 benden biraz daha yaşlı, bayağı da büyük merdivenler. Hadi bakalım. Kilise, okul ve mezarlık. Yemin ediyorum yoruldum ya. Çık çık bitmer. Evet, burası bahsettiğimiz okul. Burası da kilise ve Sugisora manzarası. Bum 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 bum. Burada mezarlık var. Aşağıdaki çocukların bahsettiği mezarlık. Üç dilde yazıyor. Burası Sakson bölgesi olduğu için Almanca başta, Sekelce, Macarca ve altında da Romence yazıyor. Kiliseye girelim bakalım. Bakın Berk Kirşe. Berk tepe demek, dağ demek Germanik dillerde. Suntem doi. Tepe kilisesi diyor kısaca. Şapkamızı çıkartalım. Saygıdan ötürü tüm muhabbetlerde şapkamızı çıkartıyoruz. Evet böyle dua etmek için girerken hop düşüyorsunuz. Bu ne ki, ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Yani üzerinde girmek yasak değil diyor. Anam. Bu ne? Saç. Bu bir mezarlık herhalde bunlar ya. Şöyle bak. Bakın bunlar betona gömülmüş mezarlar. Evet. Tabutlar. Kilisenin altında mezarlık odaları var. Bakın bunlar
sağlı sollu mezarlar. Betonda gömülmüş ama örnek olsun diye. Hay. Saç ilginç bir şekilde bakın ne kadar diri kalmış. It's the graves. Yeah, the tombstones. Tombs of. Evet, yine burada ejderhayı öldüren Saint Michel olabilir, Saint Laz olabilir. Was this Catholic before, then became Protestant? Yes, yes. First they, everybody was in Europe Catholic. And then with the Reformation of Luther, all the Saxon population turned into Lutheran. Yes. Şimdi şöyle, nereden anladın diyeceksiniz. Şöyle, bu Lutheranlar, yani followers Protestanlar, of Luther, confession. Sadeliği seviyorlar. O sebeple kazımışlar, boyamışlar üzerlerini. Bunlar muhtemelen sonradan, şu mesela ejderhanın öldürülme sahnesi, sonradan ortaya çıkmış. Bakın buralardakileri bile kazımışlar belli. Bakın bu da Almanca'ya benziyor. Benedictus fructus campus. Buranın ismi Schaßburg. Schaßburg. Almanca ismi. Veritus et be. Mezarlığa girmeden önce şapkamızı takalım. Üşütmeyelim kafamızı. Bir de tepeden bakalım. Aziz Transilvanya. Sana dün bir... Evet. Almanya'dan bir şehirde olabilirdi. Çok benziyor Alman mimarisine. Saksonların kurduğu bir şehir. Hadi bakalım mezarlığa girelim. Evet, her şehre Almanlar farklı bir isim vermiş. Burası Schaßburg olmuş. Mesela Hans Freitrige, Emile Freitrige, Schülerus, hep Alman isimleri. Wagner, Gerhard. Bu arada gerçekten Romanya'ya geldiğimden beri, Transilvanya'ya geldiğimden beri hava muhteşem. Gerçekten. Yani bahar havası var. Sanki Nisan, Mayıs gibi. Çok şanslıyız. Çünkü yağmur yağmıyor. Çekim kolay, ışık kolay, güzel. Şahane. Tipik bir mezarlık arkadaşlar. Eski bir mezarlık. Her güzel şeyin bittiği gibi Sigişoara gezimiz de bitti. Ama Romanya, Transilvanya bitmedi. Devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir şehirde görüşmek üzere.